Uşak Opel'den merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Crossland Essentia benzinli otomatik versiyonumuz var. Crosslandlarımız iki versiyonla beraber geliyor. Essentia ve Elegance donanım olmak üzere. Bugün ise başlangıç versiyon Essentia'nın size genel özelliklerinden biraz bahsetmeye çalışacağım. Bu araçlardan herkes bahsediyor ancak Essentia, Elegance'da neler var? Bunlardan kimse bahsetmiyor. Bizim kanalımızı takip ettiğinizde bir Opel düşünüyorsanız size A'dan Z'ye donanımların hepsinden bahsetmeye çalışıyoruz. Eğer bize abone değilseniz de beğenmediyseniz de sizden tek ricamız abone olmanız ve beğen butonuna tıklamanızdır. Şimdi isterseniz lafı çok fazla uzatmadan öncelikle motordan bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar motorumuz 4 yıl üst üste Avrupa'da yılın motoru seçilmiş olan 1.2 130 beygir turbo 6 ileri tam otomatik şanzımanlı bir motor var üzerinde. Aracımızın tork değerine baktığım zaman ise 230 Nm tork var. Zaten kameramanımız Atakan Bey videonun kenarına da aracın genel donanım özelliklerini ve motor özelliklerini yazıyor. Oradan da isterseniz tane tane de inceleyebilirsiniz. Neden Crossland'ı tercih ederim diye baktığım zaman ise turbo motor olması arkadaşlar ve aynı zamanda tam otomatik şanzımanlı olmasından kaynaklı bu motoru tercih ederim. Rakiplerinde genelde atmosferik motorlar bulunuyor. Opel'de ise atmosferik motor artık sadece Corsa'nın manuel versiyonu bulunuyor. Diğerlerinin hepsi artık tükürdüğüm ben turbo motora geçti. Turbo motor sayesinde eskiden 2000-3000 motor verimliliğini artık turbo sayesinde direkt 1.2 motordan çok rahat alıyorsunuz. 1.2 motorun bir de şöyle bir avantajı var. Motorlu taşıtlar vergi uygun. Yakıt tüketimi de çok uygun oluyor arkadaşlar. Bunlardan dolayı motor kesinlikle hem ödüllü bir motor hem de sizi performans olarak memnun edebilecek, mutlu edecek de bir motor var aracımızda. Şimdi aracımızın genel donanım özelliklerine baktığımızda ise aracımızda ön park sensörü var. Arka tarafa geçtiğimiz zaman arka park sensörü ve geri görüş kamerası var. Ön tarafta dediğim gibi ön park sensörlerimiz, alt tarafında LED sis farları, beyaz LED gündüz farlarımız buralarda. Aynı zamanda da LED farlarımız var. Bu LED farlar sayesinde ise aracımız uzun kısayı kendisi yapıyor. Yani karşıdan bir araç gelirse farlar otomatik kısaya düşecek. Araç yok ise uzunları kendisi yakacaktır. Opel'in yeni tüm modellerinde görecek olduğunuz vizör tasarımımız Crossland'da da bizi karşılıyor. Buraya vizör tasarım diyoruz arkadaşlar. Kompaslı tasarım dediğimiz pusula tasarımda yine Crossland versiyonumuzda da pusula şeklinde yer alıyor. Ön park sensörü dedik, beyaz LED farlar dedik, uzun far asistanlı bir far sistemi dedik, beyaz sis farlarımız dedik arkadaşlar. Ön cama geldiğim zaman ise ön camda yağmur sensörümüz bulunuyor. Aynı zamanda şerit ihlal uyarı sistemi var arkadaşlar. Yani farkında olmadan şeritten ayrıldığınız zaman buradaki göz sayesinde size ekrandan uyarı veriyor. Sesli bir şekilde uyarı veriyor. Farkında olmadan şeritten çıkmanızı da engellemeye çalışıyor aracımız. Aracımızın sol tarafından lastiklere baktığımız zaman burada bizi 16 jantlar karşılıyor. Şık bir dizaynı var. Yan taraftan yine devam edelim. Buralarda SUV'yi biraz daha ön plana çıkartan lojiklerimiz yer alıyor. Arka tarafa doğru gelelim isterseniz. Sol arka tarafta yakıt kapağımız yer alıyor. Yine videonun başında söylemiş olduğum gibi de istersen Atakan Bey arkadan devam edelim. Aracımızın arka tarafında ise arka park sensörlerimiz ve geri görüş kameramız. Bir dönem arkadaşlar bu araçlarımıza ön park sensörü, arka park sensörü gelmemişti. Bir dönem geri görüş kamerası gelmemişti. Ancak artık aracımızda ön hem ön park sensörü hem arka park sensörü hem de geri görüş kamerası standart olarak yer alıyor. Bagajı açtığım zaman bugün 2 veya 3 çocuklu ailelerin dahi şimdi görebilecek olan 410 litrelik bir bagaj hacmi var. Şimdi bagaja baktığımız zaman bu tarzda bir bagaj ki tatile çıkacağımız zaman her zaman diyorum buradaki pandizotu çıkarttığımız zaman size gerçekten de 1, 2, 3, 4 neredeyse 5 valiz sığdırabileceğiniz çok güzel bir bagaj karşılıyor. Ve aynı zamanda da koltuklarımız şöyle göstereyim sizlere. 2+1 şeklinde. Yani 4 kişi yolculuğa çıktınız. Valizler yine yetmedi. Ancak sağ koltuğu yatırarak da buraya da yine yüklem olarak da kullanabilirsiniz. 4 kişilik olsun, 5 kişilik ailelerin olsun, bagaj yönünden, diz mesafesi yönünden birazdan ondan da bahsedeceğim. Sizi kesinlikle memnun ve tatmin edecek bir araçtır. Bagajımızdan da bahsettik. 410 litrelik pandizotu çıkarttığımız zaman daha da bir bagajı artan bir araç var. Şimdi isterseniz artık arka diz mesafesinden biraz bahsedelim. Evet arkadaşlar, şimdi sürücü koltuğunu kendi boyuma göre ayarladım. Boyum bilmeyenler için söyleyeyim 1.92 boyundayım arkadaşlar. Yani sürücü koltuğunu kendi boyuma göre ayarladığımda arka tarafta yine diz mesafesi yönünden sizi üzmeyen bir model. Baş mesafesi yönünden ise zaten SUV versiyonlarda her zaman baş mesafesi iyidir. Yine baş mesafesi de rahat olan bir versiyon. Arka taraf rahat arkadaşlar ve tavan açık renk tercih edildiği için de içeride ekstra bir ferahlık var. Hatta biz bu araba için bazen kendi aramızda şunu söyleriz. Akvaryum gibi bir araba deriz. Çünkü içeriden dışarı çok rahat görüyorsunuz. Dışarıdan da içeriği çok rahat görüyorsunuz. Büyük camlar yer alıyor. İçeride oturanlara da ferah bir his yaratıyor kesinlikle. Dediğim gibi 5 kişilik rahat yolculuk yapılabilecek, bagajı da işinizi görebilecek bir versiyon. Şaft tüneli biraz daha kafaya takılan bir şeydir. Şaft tüneli ise şu kadar bir şaft tüneli var. Onu da göstermeye çalışayım sizlere. Ancak ortaya birisi oturduğu zaman şaft tüneli büyük olmadığından kaynaklı yine çok bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Evet, arka taraftan bahsedebileceklerim bu kadar diyeyim. Şimdi isterseniz sürücü koltuğundan devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi sürücü tarafındayız. Sürücü tarafında Crossland bizlere neler sunuyor isterseniz beraber bakalım. Sol kapıda 4 cam otomatiğimiz, elektrikli ısıtmalı yan aynalarımızın ayar tuşuna yapabildiğimiz bölüm yer alıyor. Isıtmalı aynalar ise Opel'lerde arkadaşlar arka cam rezistansınız. Yani şuradaki tuşa bastığınız zaman hem arka cam rezistansınız hem de aynalardaki ısıtmalarınız devreye alınabiliyor. Böyle de kısa bir bilgi vermiş olayım sizlere.
Direksiyonumuzun sol tarafında far ayarlarını, yani otomatik far, kısa far, uzun far ayarlarını yaptığımız, buradan şöyle göstereyim. Otomatik farları devreye alıp devreye çıkartma tuşumuz bulunuyor. Ön sis farımız, arka sis farımız, farların yükseklik alçaklık ayarını yapabildiğimiz ve içerideki ışığın ayarını yapabildiğimiz tuşumuz yer alıyor. Sinyal kolunda ise burada bir tane alt tuş var. Umarım kameradan gözüküyordur. Uzun far asistanı, videonun başında söylemiş olduğum, yani karşıdan bir araç geldiği zaman uzun kısayı kendi yapan far sistemini devreye almak veya devreden çıkartmak için de sadece bu tuşa basmanız yeterli arkadaşlar. Deri kaplı bir direksiyon karşılıyor. Direksiyonda yükselip alçalma ve derinlik ayarı var. Bunu da bu şekilde göstermiş olalım. Direksiyonun sol tarafında hız sabitleyici, hız sınırlayıcı gibi özelliklerimiz de burada yer alıyor. Burada ise direksiyon üzerinden müzik kontrollerini kontrol edebildiğimiz tuşlarımız yer alıyor. Yağmur sensörümüzü bir tık yukarı kaldırdığımız zaman ekranda yağmur sensörü devrede diye uyarı verecektir. Yağmur sensörünü kontrol etme tuşumuz ve yağmur sensörünün de ince ayarını yapabildiğimiz tuşumuz yine burada yer alıyor. Şöyle göstermiş olalım. Evet. Ekrana geldiğimiz zaman 7 inçlik dokunmatik bir tane ekran var arkadaşlar burada. Kablolu bir şekilde CarPlay ve Android Auto'yu da buradan kullanabiliyorsunuz. Ayarlara bastığımız zaman ise çarpışma algılama sistemlerinde uykulu sürücü uyarısı, arka kamera kılavuz çizgileri, geri vitesli otomatik cam yıkama sistemi, karşılama ve araçtan çıkış aydınlatmaları gibi bütün ayarları da yine buradaki 7 inçlik dokunmatik ekranda yapabiliyorsunuz. Alt tarafa doğru geldiğim zaman çift bölgeli arkadaşlar, yani sağın farklı çalıştığı, sol tarafın farklı çalıştığı çift bölgeli, iklimlendirmeli bir dijital klimamız var. Otomatik modu aldığınız zaman otomodun hızlı mı, yavaş mı, orta mı ayarlarını aynı zamanda ekrandan yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda da buradan da yine klimayı açma, kapatma, dereceleri yükseltip alçaltma gibi tuşları da burada yer alıyor. Yine Opel dokunmatik değil burada. Bildiğimiz tuşlara yer vermiş ki ben şahsen bunları çok seviyorum. İyi ki de dokunmatik değil buralar. Vitesimizin ön tarafına geldiğimiz zaman burada Type A dediğimiz bir çıkışımız bulunuyor. 12 voltluk çakmaklık çıkışımız ve gayet derin olan da güzel bir gözümüz var. Vitesin önünde savrulma önleyici, lastik havaları basınç sensöründe düştüğü zaman tekrar hafızaya alabilmek için kullandığımız tuşumuz, şerit ihlal uyarı sistemini kapatıp açma tuşumuz, start stop özelliğini kapatıp açma ve park sensörlerini kapatma tuşumuz yer alıyor. Vitesimiz park modunda, geri çektim R, bir daha aldım D, bir daha çektim zaman da D moda geçiyor. Karlı havalarda vitesi yükseltip veya düşürüp kullanmak istediğiniz zaman ise manuel moda geçebiliyorsunuz. Vitesimizi geriye aldığımız zaman arkadaşlar geri görüş kameramız burada karşımıza çıkıyor. Ve aynı zamanda ön park sensörün mesafe ölçüm sistemli olan ekranı da yine buradan görebiliyoruz. Alt ileri tam otomatik bir şanzıman var demiştim. Manuel bir el freni karşılıyor burada bizi. Burada küçük bir kol dayamamız var. Tamamıyla sürücü odaklı. İçeriden bahsedebileceklerim bu kadar arkadaşlar. İsterseniz dışarıdan devam edelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Crosslandımızın biraz genel bir tanıtımını yapmaya çalıştım. Mutlaka unuttuğumuz özellikler olmuştur. Atakan Bey kameramanımız da bu arabada bu kadar özellikler olduğunu kendisi de bilmiyormuş. Şimdi biraz önce biz kendi aramızda konuştuk. Ben bile bu aracın bu kadar dolu olduğunu bilmiyorum demişti. Başlangıç paket ama dediğim gibi ön arka park sensörleri, kameralar, beyaz led farlar, far yağmur sensörleri, kendinden kara inçlik aynası, çift bölgeli dijital klimalar. Bugün bazı markalarda orta donanım geçen, hatta bazı markalarda full donanım geçen özellikler ise Crossland'da direkt başlangıç versiyonuyla bizim karşımıza çıkıyor. Ve Ekim ayı itibariyle arkadaşlar bu güzel aracı da engelli muafiyetli verebiliyoruz. İnşallah daha ilerini vermek isteriz. Ancak bu yıl itibariyle verebildiğimiz Corsa'nın başlangıç versiyonu Edition ve Crossland'ın başlangıç versiyonu olan Essential'ı verebiliyoruz. Çok fazla soru geliyor sizlerden. Crossland'ın bir üst versiyonu olan Elegance alabilir miyiz? Mokka alabilir miyiz? Grandland alabilir miyiz? Astra alabilir miyiz? Maalesef arkadaşlar verilen limit dahilinde sadece sizlere Crossland Essential Otomatik ve Corsa Edition Otomatik verebiliyoruz. Böyle kısa bir bilgi vermiş olayım sizlere. Bugünlük bu kadar diyelim. Videolarımız devamı gelecek arkadaşlar. Bizleri takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar diyelim. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.